mutlu olamadım hala. Mutlu olmak istiyorum. Aradaki 30 yaşa rağmen büyük bir aşkla geldi. 80 yaşındaki Ali Bey kendisinden 30 yaş küçük Serap Hanım'a ne cevap verecek? Şimdi Esra Erol'da. Söyledikleri çok etkiledi beni. Ben de aynı şekilde kardeşimi kaybettim. Ben sürekli neşeliyim, öyle değil. Yani neşeli olmak zorundayım çünkü. Bazı şeyleri unutabilmek için. Benzer hayatlar yaşayan ve geleceğe umutla bakmak isteyen iki özel isim. Burcu ile Volkan, şimdi Esra Erol'da. Hakan Bey'le kaybettiği babasına, evliliğe, yalnızlığa ve hayata dair çok özel bir sohbet. Şimdi Esra Erol'da. Gamze Hanım kim? Gamze Hanım benim eski kız arkadaşım ama... Bana bir açıklama yapabilir mi? Neden? Ya, hani bugün oradaysa... Kim doğruyu söylüyor? Özcan mı, Gamze mi? Bugün konuştuk. Kanıtlasın. Ben bunu çok iyi bir şekilde kanıtlarım. Gerçekler ortaya çıkacak, kimse inanamayacak. Şimdi Esra Erol'da. Kızlarımla görüşmüyorum, soğudum. Benim suçum yok. O konuştu, ortalık karıştı. Suçum yok ne demek? Esef'le kınıyorum. Bunu duydular ya. Kutturmaktan ayrılmaz, ayrılamaz. İki kızıyla ilgili söyledikleriyle şimşekleri üstüne çeken Sefa Bey, yaşananlara son noktayı koyacak. Şimdi Esra Erol'da. Namus cinayeti, nefret cinayeti ve eş cinayeti. Mücadelede siz de olun. Bir gün değil, her gün. Beni bu aşkın sonu ne
yazık ki hicran gözyaşı dolu. Unut sevme beni, bu aşkın sonu. Ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Eller, eller, eller. Sallanır dile geniş, bülbüller güle gelir, öpülür hale gelir, uzanan ellerimiz. Sallanır dile geniş, bülbüller güle gelir, öpülür hale gelir, uzanan ellerimiz. Sallan kalplerde kandil gibi, aşk okuyan dil gibi, kıvrılan ellerimiz. Eller, 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 eller. Ekranlarından herkese merhabalar. Aslında burada dansı ederken bazen kendimi çok kaptırıyorum. Bazen de aklımdan hiç olmadık şeyler geçiyor mesela. Gerçekten. Ya yani mesela burada dans ediyorum ama ay ben akşam nereye gidecektim ya? Ne yapacaktım ben bu akşam? Ha tamam. Çok güzel. Yayını bitiririm. Yayını bitiririm. Geliyor mu sesim? Yayından sonra oraya giderim. İdris Ali'yi alırım. Anneannesine bırakırım. Anneannesinden çıkarım. Öbür tarafa geçerim. Olur, olur. Haydi. Oluyor bazen. Vallahi oluyor. Ya da yayına girmeden önce yapmam gereken, söylemem gereken bir iş varsa atıyorum. Onunla ilgilenen tamam reklam arasına girdiğim zaman da halledeyim, şey alırım falan diye. Bugün de aklımdan şu geçti. Ya Rabbi her gün 16.30'da aynı şeyi yapıyoruz. Vallahi bak. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi onu bilmiyorum. Rutin mi? Rutin. Aslında iyi bir şey. Çünkü biz alışkanlık ve maşallah. Bir defa enerjiniz her zamanki gibi çok güzel. Rutin... rutin hiçbir zaman olmuyor. Çünkü an her zaman çok farklı. Siz her bu merdivenden inişte enerjiniz bambaşka. Ve hiçbir zaman rutin değil. Ama her ben zaman bir gün kayarak inmek istiyorum böyle pşşt diye. Yapabilir miyiz öyle bir şey? Böyle hırrrr diye. Ne bileyim bir gün böyle tatlalarla inmek istiyorum. Bir gün oradan zıplayıp gelmek istiyorum. İyihuu diye. dediğim gibi her an sizinle beraber hayat yenilendiği için her an çok farklı. Dans etmeniz çok farklı, müzik her zaman farklı. İzleyicilerin anı da çok farklı. O yüzden önemli bir şey. Var mı peki benim gibi o sırada hani bunu yaparken, alkışlarken, akşamla Elton Giller gelecek falan mesela atıyorum. Var mı? Var. Sen ne geçirdin bugün? Yani her gün aynı şeyler ya, alkışlıyoruz evet. Ya. Hadi artık bitsin, hadi artık bitsin. Terbiyesiz. Bitirebiliriz Umut'cum. Hayır şaka yaptım. Şaka yaptım, çok hoşuma gidiyor. Bunu söylemek istedim. Ama oluyor bazen, bana da oluyor. Bu çok insan... Hayır böyle üzüldüğümüz bir an olduğunda hani böyle... Hani bir an önce bitsin,
Şimdi çok üzgünüm mesela, düşünsenize eller yeter artık, yeter artık. Şimdi... İnsan mutsuzken mutlu olmak zorunda olması dünyanın en güzeli mi, en zor anı mı? Bence en zor anı. En zor anı. Ama ben geçen gün sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. İnsan güldüğü için mutlu olmazmış. Neydi? Ay, unuttum ya, ne yazmıştım ki oraya? Ha, insan mutlu olduğu için gülmezmiş, güldüğü için mutlu olurmuş. Aslında bu bir nevi de psikoloji. Katılıyorum çünkü gerçekten biz her an kendimize psikolojik bir olay yaşadık ve o an kendimiz bunu içinden çıkamıyoruz. Bakın, alkışlarken bir elimiz bir elimizden destek alıyor. Bu var olduğumuzu hissettiriyor, bu bir. Evet. İkincisi, mutluluk bir seçimdir, her zaman bunu söylüyorum. İnsanoğlu mutlu olmaya güdüsü vardır. Hayatta kalmak için mutlu olmak çok önemlidir ve büyük bir seçimdir. Hoş geldiniz sevgili seyirciler, ama dünyanın her yerinde özellikle de bazı kadınlar çok da mutlu değil. Evet. Bugün önemli bir gün. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Bazı kadınlar var ki hayat korkularını enselerinde her daim hissediyorlar. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bunun çözümü ve yolları maalesef ki bulunamadı. Bulunamıyor da. Şiddete sessiz kalmak, ortak olmak... o suçu taşımaktır bana göre. Evet. Bu anlamda sessiz kalmamanız lazım. Etrafınızda ve çevrenizde yaşanan olayları dikkate almanız, önemsemeniz gerekiyor. Kapınızı kapattığınız zaman kişiyi kendi kaderiyle baş başa bırakıyorsunuz. Bunu asla unutmayın. Her kadın, her insan şunu düşünebilir. Bir kere yaptı, sebebi vardı, nedeni vardı. O gün sinirliydi, yok efendim fazla alkol almıştı. Bugün de işinde o vardı, parasızlığı vardı. Evet, bunların hepsi gerçekten bir neden de olabilir. Ama kendinizi düşünün. Siz mutsuz, üzgün, yorgun ve çaresiz olduğunuz zamanlarda başka birine zarar verebilecek duruma geliyor musunuz? Önce kendinizden yola çıkarak bu sorunun cevabını verin ve bu duruma ortak olmayın ve sessiz kalmayın. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bugün hem bütün bölgelerde, bütün şehirlerde, Türkiye'de bu anlamda çok aktif hem protestolar yapıldı, sokağa çıkıldı, konferanslar veriliyor. Lütfen çevrenizde ve ortamınızda böyle bir konu olduğu zaman bir can kulağıyla bir kere dinleyin. Ne demek istiyorlar, ne anlatmak istiyorlar diye. Kadınlarımız ölmeden, hayatlarını, yaşamlarını kaybetmeden, çocukları da annesiz kalmadan buna bir dur demek lazım. Ama inşallah Allah o günleri nasip edecek. Bunun da çözümü sizde, yetiştireceğiniz evlatlarınızda öfke, şiddet olmadan onları sevgiyle büyütür. İnsanlara...